Selam arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hydra aracının kodlarını yazacağız. Öncelikle Hydra aracı ne işe yarıyor ondan bahsedeyim size kısaca. Hydra aracı kaba kuvvet aracıdır. Brute Force gibi, GoBuster gibi. Farkı nedir? Güçlü bir kaba kuvvet aracıdır. Hatta en güçlü kaba kuvvet araçlarından biridir diyebiliriz. Genelde SSH'lere, FTP'lere ve aynı zamanda web formlara saldırmaya yarar. Şimdi kaba kuvvet aracı olduğu için ben şu an sadece FTP'sini yazacağım. Siz isterseniz diğerlerini de yazabilirsiniz. Şimdi açalım. Cyber Tools. SRC. Yine WordPress kullanacağımız için GoBuster'ın neredeyse aynısı. O yüzden GoBuster'ın aynısına geldim. Kopyaladım. Daha sonra buraya diyorum ki Hydra. Hydra'mı açtım. Şuraya artık Hydra Hello diyelim. Şuraya da Hydra diyelim. Hydra'da bir de şeye ihtiyacımız var arkadaşlar. FTP'ye saldırmak için username'e ihtiyacımız var. Yani ne yapacak? Bize şifreyi tahmin etmeye çalışacak. Yani username'ini biliyorsak eğer böylelikle şifreye saldırabiliriz. Username ya da tahmin edebiliyorsak admin diyebiliriz mesela örnek olarak. Şöyle diyelim. Bunlar tamam. Daha sonra buraya gelelim. Diyorum ki Hydra -l. Daha sonra IP adresimiz zaten var ama biz şu an IP adresi değil. Bizim öncelikle kullanıcı adını ve şey yapmamız lazım. Boşluk artı artı user diyelim şöyle. Username daha doğrusu. Username. Daha sonra şuradan bir tekrar tırnak tırnak şöyle boşluk bırakalım. Daha sonra -p olması lazım. -p. Daha sonra wordlist'imin yerini göstermemiz lazım. Wordlist'imin yeri zaten burada. Şöyle silelim. P şöyle o zaman artıya buna gerek kalmıyor. Şöyle yaparsak W ile işimiz yok zaten. -p sc wordlist. Daha sonra artı dosya dedik. Ve en sona da bir tane buradan sonra artı diyorum. Boşluk bırakıyorum. Daha sonra artı IP diyorum. Şimdi bunu bizim app.py'mıza bağlayalım. Kapatmayalım. Dursun. Gelelim. Edit. Kopyalayalım bir tanesini. Aynı şekilde. Hydra. Hydra. 3. Hydra. Aynı şekilde geldim. Kopyaladım. Hydra ya da şuradan kopyalayalım yine şey olmasın. Hata almayalım. Evet. Bunu kaydettik. Şimdi tekrar gelelim. Bununla işimiz yok. CD desktop CD Cybertools Python app.py 3'e geldik. Evet, çünkü buraya 3 yazmadık. Tekrar kaydedelim. Tekrar çalıştırıyorum. İşlem numarası 3 girdim. Hydra gördüğümüz gibi girdi, çalışıyor. Şimdi IP adresi diyor bizden. IP adresi ya da web sitesi 10 10 şöyle girmek daha mantıklı aslında FTP olacağı için FTP 10 10 tabi ben şu an öyle kabataslak bir FTP yazıyorum tabi böyle bir FTP yok 100 hangisini kullanacaksak
diyelim ki sıfırı kullansın. Daha sonra username soruyor bizden. Ona da admin diyelim. Basıyorum. Daha sonra Hydra burada aramaya başlıyor. Bu IP'den bakıyor işte bir sonuç bulunamadı diyor. Ve yani errors diyor gördüğünüz gibi. Bir çalışıyor. Yani çalışmamasının sebebi IP'mizin sahte olması tabii ki. Tabii normal IP'lerde bunu siz denemeyin tabii. Yani yasa dışıysa denemeyin. Ama bilindik bir şeyse güvenlik testini yapıyorsanız bu şekilde deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşürüz.